teşekkür ediyorum. Şimdi de yine bizim sektörden tanıdığım sevgili arkadaşım, Yalı Geliştiren Intel Türkiye Genel Müdürü. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten Zeynep'in heyecanını tamamıyla paylaşıyoruz. Yolda giderken de Onur Bey'le beraber, bizim kurumsal ilişkiler direktörümüzle beraber bayağı uzun uzun konuştuk, daha iyi neler yapabiliriz acaba diye. Ama zaten çok başından itibaren angaja vaziyetteydik. Nasıl katkı sağlayabiliriz? Buna hep bakıyorduk ve bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz. Şimdi Intel olarak baktığınızda Intel teknolojinin tam ortasında, göbeğinde, akıllı dediğimiz her şeyin içinde olan bir şeyi üretiyor, işlemci üretiyor. Ve bu geleceği tasavvur ettiğimiz, bu dijital dönüşümden bahsettiğimiz, akıllı şehirlere, akıllı evlere doğru gittiğimiz dönemde onların hepsinin içinde olacak bu akıllı mekanizmalar aslında bizler yapıyoruz. Ve bu dönüşümü çok yakın takip ediyoruz. Bizim işimiz bu aslında. Her sektöre sadece eğitimde değil. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten her seferinde tahminlerimizde yanılıyoruz. İki kat büyüyor dediğimiz şey, beş kat büyüyor. Beş kat dediğimiz şey, on kat büyüyor. Ve sürekli bizim tahminimizden daha hızlı bir büyümeyle, bir ilerlemeyle karşı karşıyayız. Bu demek ki aslında bambaşka bakış açısıyla bunu ele almak gerekiyor. Onu da yepyeni bir nesille aslında, o nesillere verilmiş yepyeni bir perspektifle sağlamak gerekiyor. Bunu çok net görüyoruz. Bizim bir farkımız daha var Intel olarak, diğer teknoloji firmalarından çok önemli bir farkımız daha var. Eğitime en başından beri çok gönül verdik firmayız. Sosyal sorumluluk projelerimizin hepsi eğitim üzerine. 2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli protokollerle çok önemli adımlar attık. Ve burada bir dönüşümü tetiklemeye çalıştık. Bazı şeyleri başardık. 200 bin öğretmeni mesela yüz yüze eğitimine aldık ki teknolojiyi kendi derslerinde nasıl kullanabilsinler. Öğrencilere 21. yüzyıl yetkinliklerini, becerilerini nasıl kazandırabilsinler. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda tabii ki bambaşka faktörlerin içinde de belli bir yere kadar gelebildik. Onların etkisiyle belli bir yere kadar gelebildik. Ama biz bıkmadık, usanmadık, anlatmaya devam ettik. Özel okullarla çalışmaya devam ettik. Onların bazıları bizi bir seviyeye kadar duydular ve yapmaya çalıştılar. Bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri bizle görüştüler. Onlar da bir yere kadar yapmaya çalıştılar. Ama Tink'i duyduğumuzda, Zeynep'lerin ismini duyduğumuzda, Ongun'u ki çok uzun zamandır beraber çalışıyoruz, isimleri duyduğumuz zaman heyecanımız iyice büyüdü. Çünkü gerçekten şuna çok inanıyoruz. Teknoloji ilerliyor ama teknolojinin hayatın içine girmesi yine insanla olacak, insan faktörüyle olacak. Ve bunu yakalayabilen ülkeler çok ciddi anlamda öne doğru gidiyorlar şu an. Baktığınızda gidecek demiyorum, gidiyorlar. Hiç adını belki de şu anda tahmin etmediğiniz bazı ülkeler belli alanlarda inanılmaz hızla ilerliyor. Maker'dan bahsediyoruz. Hemen aklınıza gelecek en teknolojik ülkeler değil. İtalya'nın çok daha hızlı gittiğini görüyorsunuz mesela. İtalya'da gençliğin bunun etrafında çok ciddi kümelendiğini, ekosistemin oluştuğunu görüyorsunuz. Belki bundan 5 sene sonrasında birçok icadın oradan çıktığını görmeye başlayacağız. Neden Türkiye olmasın? Her 5 senede önümüze bir fırsat çıkıyor. O fırsatı yakalamak bizim elimizde. Ama bir yandan da bakıyoruz ki tren gidiyor ve biz arkasından el sallamaya devam ediyoruz. Önümüzde şimdi mesela yapay zeka var. Ben çok mutlu oldum yapay zekayı burada sunumlarda gördüğümde, öğrenciler bahsettiklerinde konuşmalarda. Yapay zeka hayatımızın içinde. Daha hala emekleme aşamasında ama çok hızlı bir şekilde giriyor. Ve orası hala parsellenmedi. Acaba Türkiye buradan ne kadar alacak? Türkiye ekonomisi bundan ne kadar pay alabilecek? Ve biz buna bu eğitim kurumlarıyla nasıl katkı sağlıyor diyeceğiz. Bu zihniyeti nasıl kadar erken zamanda verebilir olacağız. Ben cidden bu adımı, belki küçük ama başlangıç için, hedeflerin çok büyük olduğunu görüyorum dinlediğim şimdi. Sonuna kadar destek olmaya çalışacağız. Ama bu adımlar atıldıkça, o esas ulvi hedefe doğru, 2023 olabilir, daha büyük hedefler olabilir. Hepsi doğru çok iyi adımlara gideceğimizi düşünüyorum. O yüzden canı gönülden tebrik ediyorum. Burada olmaktan da büyük keyif duyuyorum. Çok teşekkürler.